Şimdi üçgen verilmiş. Bir tane paralellik veriliyor. DE BC'ye paralelmiş. Şöyle. BC'ye paralel. Yukarıdaki açı 70. Bunlar açıortay. X ne kadardır diye sormuş. Şimdi şöyle hareket edebiliriz. Bunlara isim verebiliriz. Şuraya A dersek diğeri de A olacak. Şunlara da isim verelim. Buraya B diyorum. Diğeri de B olacak. Şimdi şu açı 2B, bunlar birbirine paralel olduğu için şuradaki 2B'lik açı aynı zamanda buraya da eşittir. Burası da 2B. Yöndeş açılar. Aynı yöne bakıyorlar. Tabi şurada bir paralellik yok. Yani EK AB'ye paralel değil. Öyle verilmemiş. Bunların paralel olduğunu varsayamayız. Yani şurası 70, bu da 70 diyemeyiz. Öyle olduğu söylenmemiş. Öyleymiş gibi görülüyor ama. Şimdi şöyle devam ederiz. Eğer biz A açısını şöyle uzatırsak, içerideki açı 70, dışarıdaki açı 110 olmalı. Şimdi şuna bakacağız. Şu an sarıya boyadığım üçgenin dış açılarına bakabiliriz. 360 derece edecek toplamları. Açılardan birisi şu, 110 derece. Diğeri 2B, bir diğeri de 2A. Bu üçlünün toplamı 360 derece olacak. Yazıyorum onları. Şöyle. 2A artı 2B artı 110 eşittir 360 olacak. 360. Şimdi 110'u karşıya yollarız. Bu durumda 2A artı 2B eşittir 360 eksi 110. 250. Her iki tarafı 2'ye bölelim. Buradan A artı B 125 çıkar. Bunu kullanacağız. Şöyle bir köşede duracak. Şimdi kendi sorumuzdan devam edelim. Birçok farklı şekilde hareket etmek mümkün ama şunu yazabiliriz. Şimdi burası A açısı, paralellikten dolayı şurası da A açısı olacak. Bu açılar birbirlerine eşit. Şu açı, bunlar içler açılar, şu ikisi. Şimdi buradaki açıyla buradaki açıyla şuradaki açı da birbirine eşit. Bunlar da ters açılar. Ters. Paralel olmasına gerek yok. Şimdi aşağıdaki şekle bakalım. Şu an kahverengiye boyadığım üçgene bakarsak iç açılarının toplamı 180 derece olmalı. X, A, B. 180 derece olacak. Yani X artı A artı B eşittir 180. Az önce A artı B'yi 125 bulduk. X artı 125 eşittir 180. Karşıya atıp çıkarırsak x'imiz 55 derece olur.